Evet değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Video çekmeyeli uzun bir zaman oldu. Uzun zamandan sonra ilk videoda sizlere sürpriz bir konuğum var. Şimdi kendisini çağırıyorum. Evet, karşınızda küçük kızım, biricik kızım Ayşe Devin Yıldırım. Gel bakalım dedik. Evet Devin, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyi. Çok heyecanlı mısın galiba Evet. bugün? Şimdi bugün Devin'le bir sohbet gerçekleştireceğiz. Evet. Bu aynı zamanda bir deneme yayınımız. Bakalım bu işi yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Devin'e sorularımız olacak. O da bize kısa cevaplar verecek. Devin, senin için okul ne ifade ediyor? Misal okul olmasaydı öğrenemezdim. Okulu Evet. öğrenemezdim. Yani internetten bakabilirdim ama internette de o kadar yardım alamayacağım için okul benim için çok önemli. Güzel bir konuya giriş yaptın. Peki internet senin için ne ifade ediyor dedin? İnterneti de seviyorum. Okulu da seviyorum. İkisini de seviyorum. Peki internet sana ne sağlıyor? Ne veriyor internet sana? İnternetsiz bir hayat nasıl olurdu sence? İki tane ayrı soru. Evet. Olurdu da yani birazcık zor olabilirdi. Çünkü bazı şeyler diyelim sözlüğümüzde olmayabiliyor her şey. O yüzden internetten İnternetten bakabiliyoruz. bakabiliyoruz. Peki internette geçirdiğin zaman sence az mı, normal mi, çok mu? Normal. 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 Peki normalmiş. O zaman yine eğitimden gidelim. Kitap okumayı seviyor musun dedin? Evet. Peki genelde hangi saatlerde kitap okuyorsun? Hiç saati görmedim bunu. Hiç bakmadım. Peki Böyle ayrı ayrı olabiliyor. kitap okumaktan zevk alıyor musun? Evet. Daha demin dedik ya. Evet. Ne dedik? Kitap okumayı seviyorum dedim. Kitap okumayı seviyorsun dedin. Ama şimdi ekrana doğru dönersen bizi izleyenler de bizi daha iyi görür. Biraz da şöyle dik oturursak, şöyle evet sadece bir kafa olarak görünmeyelim yani ekranda. Evet şöyle biraz da kameranın açısını derine uygun hale getirdim. Evet. Peki okuduğun kitaplar sana bugüne kadar ne öğretmiş olabilir? Bir tane Filozof Neşe diye bir kitap daha yeni okudum. Evet. Kütüphaneye geri verdim. Ben neden almıştım? Ha, kütüphaneden mi aldınız? Evet. Aa, kütüphane Evet, daha yeni de. Şu an yani. Acayip Hayvanları aldım. Bugün okumaya başlayacağım. Evet. O Filozof Neşe bana şunu öğretmişti. Bir tane Filozof Neşe var. Yani küçük Neşe var kız. İşte kendisi nasıl diyeyim böyle bir ağaç var. Uzunmaya yani kendi bir tane taş var. Doğru anlatmaya çalışayım. Bir tane taş var. Boyu onu geçmiyor. Geçemiyor. Sonra meşe boyunun geçmesine uğraşıyor. Sonra bir tane meşe büyüyor ve o meşe çok uzun olduğu için herkesin güneşini, yağmurunu, güzel etkilerini bütün toprağa böyle yaymış. Normalde bu kadar alması gerekirken bu kadar alıyor. Evet. Yaymış her yeri. O olursa diğer ağaçlar hastalanabilir. İşte sonra kış geliyor ve bir anda bir lök gürültüsü oluyor. Ağaç burada bir anda devriliyor çok yüksekte olduğu için. Niye devriliyor? Şimşek mi düşüyor? Yıldırım mı düşüyor Evet, üstüne? yıldırım Ha, düşüyor. o yüzden devriliyor. Peki bu hikayede kısaca özetlediğim bu hikayede biz ne anlamalıyız? Yani çalışa çalışa her şey olur. En sonunda da o meşe uzayabiliyor ve o taşı geçiyor. Geçiyor. Anladım. Kendi kendine bekliyor. Saniyesinde uzayamayacağı için bekliyor, olmuyor. Bekliyor, olmuyor. En sonunda daha da fazla beklediği için uzamış oluyor. Anladım. Peki buradan senin yaşındaki çocuklara kitapla ilgili ne önermek istersin? Nasıl kitaplar okusunlar?
Şimdi benim söylemek istediğim Hangi bazı konularda kitaplar okusunlar daha doğrusu? Öyle söyleyelim. Yani kitap böyle isimlerse hangi konuları içersin kitaplar? ben bilmediğim kelimelerle dolu kitapları çok izleyemeyebiliyorum. Ay, izleyemeyebiliyorum. Okuyamayabiliyorum. O yüzden ben böyle filozof neşe, şu acayip hayvanlar, acayip acayip şeyler okumayı da seviyorum. Onlar benim hoşuma gidiyor. Güzel. Peki bir de şimdi büyüme ile ilgili bir soru sormak istiyorum sana. Sen düzenli olarak evde yapılan bütün yemekleri yiyor musun yoksa yemeklerde ayrım yapıyor musun? Bir ayrım yapıyorum ama arkadaşlar siz yapmayın. Ben yapıyorum ama siz yapmayın. Niye ayrım yapıyorsun peki? Bunu bize açıklayabilir misin Çünkü direkt? annem benim midemi ormana çevirdi. Ha sebze yemeği yapıyor. Sen sebzeleri yemeyi sevmiyorsun öyle mi? Hepsini sevmiyorum değil şimdi. O kadar da abartmayalım. Ha. Bazılarını Bazılarını yiyorum. yiyorsun ama çoğunluğunu yemiyorsun öyle mi? Çoğunluğu değil. Şimdi. Şu kadar yemiyorum. Yani Şu azdan kadar. biraz daha çok yemiyorsun. Normal yemiyorum ya. Normal yemiyorum. Anlıyorum, evet. Peki en sevdiğin yemek hangisi? Söyle bakalım. Oh. Veya meyve olabilir mi? Yemek, en sevdiğin yemek hangisi? Ha. Biraz çabuk olursak hani video Tamam. önünde şey Şey, yapmamışlar. mantı. En Mantı. En sevdiğim. sevmediğin yemek hangisi? Üstünde yumurta olan ıspanak. Ispanak. Yumurtalı ıspanak. Ay, yumurtayla nasıl birleştirebiliyorlar? Peki, su içiyorsun değil mi düzenli olarak? Su Evet. içmek önemli. Çok önemli. Evet, onunla Arkadaşlar ilgili evet. kanlarınızın gelişmesi için Evet. üzüm de yiyin. Evet, aferin. Dolayısıyla su zaten diyoruz ya su hayattır diye. Su bizim Su için, bizim hayattır. yaşamımız için çok önemli. Sadece çıkarsız kalabiliyoruz. Peki. Şimdi videomuzu burada sonlandıracağız. Biraz kısa bir video, başlangıç videosu olduğu için. Bundan sonra çekmemizi istediğiniz bir konu varsa, konuşmamızı istediğiniz bir konu varsa videonun altındaki yorumlara yazabilirsiniz. Biz zaten önümüzdeki hafta yeni Bir çekeceğimiz videoda daha farklı konular, o çok güzel olacak daha farklı arkadaşlar. konulara. O çok eğlenceli olacak. Size şöyle söyleyebilirim. Kutulu. Tutulur. Peki. Evet. Hepinize teşekkürler. Arkadaşlar. Ben Ayşe Devin. Hasan Tezcan Yıldırım. Evet. Merhaba. Kanalımızı Abone olmayı unutmayın. beğenmeyi Unutmayın. teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Şükür. Bitti.